Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu SVOX Klasik TTS uygulamasının kurulumu. Nasıl kurulur? Sesler nasıl etkinleştirilir? Nasıl ayarlanır? Buna bakacağız. Sözü fazla uzatmadan kurulum anlatımına geçiyorum. ZRJVR Pro Download Klasör SVOX Metin Okuma Motoru Download Bu arada bu programı Uğur Gürbüz isminde bir geliştirici üretmiş. Biz şu anda bu programı kullanabiliyorsak bu Uğur Gürbüz isimli geliştiricinin sayesindedir. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Kendi şahsım adına. Şimdi bu dosyayı indirdiğinizi varsayarak şöyle yapıyorum. Kurulum anlatımına şu şekilde devam ediyorum. SVOX metin okuma motoru. SVOX metin okuma motoru. Bunu SVOX klasöre çıkart. Klasöre çıkart diyerek içindekileri çıkartıyorum. Çıkartılıyor. Ses verileri. Zaten küçük bir program. 25 virgül bilmem kaç megabayt ufak bir boyutu var. Bunu siliyorum. Bu videonun altına bu programın indirme adresini koyacağım. Kalıcı Yandex disk linki olacak. Silinmeyecek hiçbir zaman. Allah'tan bir mani olmazsa şayet. Bu videonun açıklamalar kısmından bu sentezleyici paketini indirebilirsiniz. Çok heyecanlıyım, o yüzden yarım yamalak konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın, özür dilerim. Şimdi paketi ayıkladık ve dosya yöneticisine giriyoruz. Dosyaları. Ara dahil. Paketimizi nereye ayıkladıysak. Order. Ben buraya ayıklamıştım. SVOX metin okuma motoru. Şimdi bu klasörün içine giriyorum. Ses verileri 9 Mart 7.35. Kurulum biraz karışık gibi gelse de aslında karışık değil. Çok kolay. Şimdi burada bizi bir adet klasör ve 3 tane dosya karşıladı. Klasör ses verileri klasörü ki içinde SVOX isimli bir klasör var. Bu klasörün içinde de Cem ve Leyla'nın ses veri dosyaları var. Şimdi bu SVOX klasörünü telefonumuzun dahili depolama alanına kopyalıyorum. SVOX. Bir öge seçildi. Araç çubuğu gösteriliyor. Toplu eylem seçmek için aşağıya gidin. Seçilen bir öge yukarı dosyalarım ana ekranına. Bir da bir alarm dahili depol. Buraya taşı. Bir alarm. 5 Eylül 2. Evet. Şimdi document da save download. Bu SVOX klasörünü telefonumun dahili depolama alanına taşıdım. Ses verileri, ses verileri. Şimdi önce ses motorunu kuruyoruz. Sonra cem.apk, sonra da leyla.apk dosyasını kuruyoruz. SVOX TTS APK. Paket yükleyin. Dosya ayarlar. SVOX kıl. Bilin açık. Yükle. Paket yükleyince. SVOX klasik TTS. Paket yükleyince. Evet. Bitti. Yüklendi. Dosyalarım. Alar. Azri order. Yük download. Ses motorunu yükledik. Şimdi
cem.apk ve leyla.apk dosyalarını yüklüyorum. Cem.apk Pak 2 üyeden 1-2 arasındakiler paket yükleyici cem. Yükleniyor. Paket yükle. Yüklendi. Bitti. Leyla APK 9 Mart 7.30. Bunu da yüklüyorum. APK paket. Yükle. Paket yükleyici. Leyla. Yüklendi. Bitti. Dosyalar. Şimdi. Van ara. Dosyalar. Apo. Navigas. Bir öğeden. Bu programlar bizden izinler isteyecekler. Önce klasik text to speech APK pardon. Klasik text to speech uygulamasını açıyorum. Ana ekranı Svox. Bir tane izin istiyormuş. Tamam. Tamam. Ha, bu uygulama Android'in daha eski sürümü bilmem ne bilmem ne. Tamam. Cem uygulamasının Cem izin istiyor. Tamam. Şimdi bir daha Cem uygulamasını başlatalım. Tamam. Bu ses paketini kullanmak için vır 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 dır 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 bilmem ne. Bunlar önemli şeyler değil. Çıkıyoruz buradan. Şimdi Leyla uygulamasını açıyorum. Leyla da bir takım izinler istiyor. Devam. Devam diyorum. Leyla. Tamam. Leyla. Bu ses paket. Bilmem ne bilmem bir şeyler bilmemişler. Bu da tamam. Aynı şeyleri söylüyor. Buradan da çıkıyoruz. Leyla. Ve sayfa 3 3. Apo ver. Kaydı. Kurulum tamamlanmış oldu.